Ben e, bugün bütün taraflarla konuştum. Bir kere bu telefon konuşması şöyle kaydedilmiş. E, telefonu Gökhan numarasından arıyorlar. Ondan sonra yani Gökhan Zan arıyor. Konuşan kişi Turgay Kocakay'a bir başka telefonla Gökhan kaydediyor. Yani görüntülü bir kayıt bu. Sadece sesli bir kayıt değil. Bir başka telefonla. E, arama hem sesli olarak hem görüntü olarak kaydedilmiş. Önce bunu söyleyeyim. E, şimdi e, iddia gö ses kayıtlarından ortaya çıkan şu iddiaya göre e, Turgay Kocakaya adlı kişi Gök, ve onun kuzeni Mihal Kocakaya, Nihal Kocakaya adlı eski bir polis Gökhan Zan adına AK Partililerle temas kuruyor. Niçin? İddiaya göre Gökhan Zan adaylıktan çekilmeme karşılığında e, bazı taleplerde bulunuyor. Mesela işte e, Turgay Kocakaya diyor ki 3 milyon istedim. O da iddiaya göre diyor ki, yani, yokan zan olduğu iddia edilen kişide diyor ki, niye 5 demedim? Yahut işte e, TRT'de spor yorumculuğu, ailesine koruma e, ve başkaca işte Hatay Spor'da varsa yöneticilik gibi taleplerinin olduğunu ifade ediyor. Bu bu e, dört dakikalık dört buçuk dakikalık bu kaydı dinlediğimizde Gökhan Zanla Ak Partiler arasında iki kişilik bir köprü olduğunu Turgay Kocakaya ve onun amcasının oğlu eski polis Mihal Kocakaya'nın olduğunu anlıyoruz. Bir kayıt daha var. O kayıt da dinledim. O kayıtta ise ise zannedersem bu ses ilk ses kaydı dolaşmaya başlamış ve bundan Gökhan Zan'ın haberi olmuş. Gökhan Zan da bunu bu durumu Yasal yollarla değil de anladığım kadarıyla kriminal yollarla çözmeye çalışmış. Yani Hatay'da bilinen, işte herhalde yeraltı dünyasından olduğu zannedilen isimler üzerinden çözmeye çalışmış. Kendisinin ihanete uğradığından söz ediyor ve işte bu kaseti her kim yaptıysa hesap soracağını söylüyor. Biraz tehditkar ve küfürlü konuşuyor ve sonra konuştuğu Turgay Kocakaya'ya derhal Hatay'a gel diyor. Kayıtlar bunlar Şimdi Şey Cephesi'ne göre Gökhan Zan Cephesi'ne göre bu kayıtlardan birkaç haftadır haberi vardı. Duyuyordu. Geçen Cumartesi günü Tipe davet edildi. Türkiye İşçi Partisi'ne davet edildi. Türkiye İşçi Partisi'nde bu kayıtlar ona dinletildi. Pazar günü kayıtları eline aldı ve gidip savcılığa suç duyurusunda bulundu. Gökhan Zan diyor ki Bunlar kesinlikle deepfake yoluyla üretilmiştir. Bunlar montajdır. Benim böyle bir konuşmam yoktur. Böyle bir talebim de yoktur. Ben tiplilere gelin suç duyurusunda bulunalım dedim. Önce benimle gelecekmiş gibi davrandılar. Sonra vazgeçtiler. Ve e, e, beni ortada bıraktılar. Bu, bu kayıt eliyle bana şantaj yaptılar. Benden 5 milyon TL istediler diyor. E, ve savcılığa başvurduğunu görüntülerin montaj olup olmadığı bakımından bir bilirkişi incelemesinin yapılmasını istediğini beyan ediyor. Burada Gökhan Zan açısından birkaç soru işareti var. Birincisi, pazar akşamında suç bulunmuş, doğru. Ama daha önce tehdit ve şantaja uğradığını söylüyor. Yani elimizdeki ikinci ses kaydında şantaja yani çok tehditkar ve sert konuşuyor. Demek ki ses kayıtlarının varlığını önceden biliyor. Hatta bu kayıtlar montaj falan diyor orada da. Umurumda değil diyor. Beni etkilemez diyor. Demek ki önceden biliyor ve haberi var. Neden tipin biz onu adaylıktan geri çektik dediği akşam suçlusunda bulunuyor. Daha önce gidebilirdi. Savcılığa gidebilirdi evet. ve şikayette bulunabilirdi. Tehdit ve şantaja uğradığını söyleyebilirdi. Lokanzan açısından birinci problem bu. İkincisi Turgay Kocakay adlı kişi onun tanımadığı bir kişi değil. O bugün yayında da sorduk. Bana da anlattı geçen yıl depremde tanımış. O günlerde kendisi arayıp bulmuş bu adamı. Çünkü bu adam coğrafyacı. ile ilgili bilgi almak istediğini söylemiş. Yani neden bir coğrafyacıya başvurmuş onu da anlamadım. Yani jeolog olabilir, yer bilim, başka yer bilimci olabilir. Ve zamanla arkadaş olduklarını, ahbap olduklarını, ortak paylaşımlarının olduğunu söylüyor. Bu sohbetler sırasında zaman zaman geleceğe dair planlarından ona bahsetmiş olabileceğini söylüyor. Spor yorumculuğu şu bu gibi. Bu türden konuşmaların kesilip biçilip montajlaşmış, montajlanmış olabileceğini iddia ediyor. Ve aynı zamanda Turgay Kocakaya beni bugün aradı yayınımızdan sonra. O da diyor ki ee, biz işte onun o bizi o iş adamlarına o yönlendirdi diyor. Yokan Zan yönlendirdi. Önce sponsorluk için bir iş adamına yönlendirdi. Oradan eli boş döndük. Sonra AK Partililere de bizi o yönlendirdi diyor. Ben de işte amcamın oğlunun bağlantıları vardı. Onunla beraber gittim. Ancak ses kaydından farklı bir tabloyu anlatıyor o da. O da şöyle diyor. Aslında ben dedim ki ya siz AK Parti il binasındayım diyorsunuz kayıtta. Orası AK Parti binası değil AK Partililerin bulunduğu bir villaydı diyor. Ee, ama siz telefon, telef tuvalette konuşuyorum diyorsunuz dedim. Hayır ben arabadaydım diyor. Ee, o konuşmayı yaparken. Çünkü kuzenim öyle söylememi istemişti. Ee, ama dedim pazarlı siz yürütüyormuşsunuz gibi konuşuyorsunuz. O da diyor ki ben yürütmüyorum aslında kuzenim yürütüyor. Kuzenim bana söylüyor ben konuşuyordum. Tamamen kuzenim istediği için öyle davrandım diyor. Ve sonuçta biz biz ona Yokanzan'ı artık bu işleri bırak, bu tip pazarlıklara girme dedik. Dinletemedik. Sonra ben bu yüzden bıraktım, gittim ve en son beni tehdit etmeye başladı diye devam ediyor. Bu arada Turgay Kocakaya da öyle saklı saklı biri değil. Twitter'da halen tweet atmaya devam ediyor. Bugün beni aradığımda Hatay'dayım diyordu. Şimdi burada da Turgay Kocakaya aslında muammalar var. Birincisi AK Parti il binasında değilseniz neden AK Parti il binasındayım dediniz. Kendiniz pazarlık yapmış gibi konuşuyorsunuz. Halbuki bana söylediğinde kuzenim pazarlık yapıyor Tuvaletteyim diyorsunuz arabada olduğunu söylüyorsunuz. Orada da izah muhtaç taraflar var. İşte burada iki ihtimal olabilir. Birincisi yok Zan gerçekten bu kişiler üzerinden işte sponsorluk ya da yardım arayışında olabilir. Bir pazarlık içine girmiş olabilir. Bir ihtimale göre. Öyledir demiyorum. Olabilir. Ki Turgay Kocakaya öyle söylüyor. İşte ben artık madden tükendim. Kendimi sürdüremiyorum. Böyle giderse çekilirim. Çekilmemem için bunlar bana bağlantı bulun dediğini iddia ediyor. İkinci ihtimalle şu olabilir. Gökhan Zan, Turgay Kocakaya tarafından tuzağa düşürülmüş olabilir. Bu da şu şekilde olmuş olabilir. Ee, aslında bir tür şer, şey seçiler zaman vakası gibi hani nasıl orada insanlar parayı bankaya yatırıyorum deyip seçiler zaman yatırmışlarsa burada da eğer öyleyse olabilir yani eğer öyleyse yani e, kişiler bu kişiler AK Parti ile görüştük intibası yaratarak e, şeyi e, Gökhan Zan'ı tuzağa düşürmüş de olabilirler. Böyle bir ihtimal de olabilir. Dolayısıyla üçüncüsü de ne olabilir? Sesler tamamen montajdır. Tamamen kumpastır. Bu üç ihtimal olabilir. Ben bu arada tabii o görüşmede iki AK Partili'den söz ediliyor. AK Parti Milletvekili Adem Yeşildal, Hatay Milletvekili ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Öntürk. Adem Yeşildağ'la görüştüm. Kesinlikle böyle bir görüşmenin olmadığını, AK Partili binasında hiç kimsenin gelmediğini, ne Yokan Zan'la, ne Yokan Zan adına herhangi biriyle görüştüğünü, bunun ahlaksızlık ve namussuzluk olduğunu. Zaten Hatay'da buna ihtiyaç bile duymayacaklarını söylüyor ve o bu komplonun, bunun bir komplo olduğunu ve bu komplonun arkasında Lütfü Savaşı'nın olduğunu iddia ediyor. Gerçi Yokan Zan da Lütfü Savaş imasında bulunuyor ve bunun arkasında onun olacağını ifade ediyor. Ben aynı zamanda tiplerle konuştum. Hem Erkan başla hem de başka tip yöneticilerle. E onlar da diyorlar ki e, biz kend yani biz bu kayıtları kendisinin önüne koyduk kendisi bize e, bunun montaj olduğunu söyledi dipfake olduğunu söyledi fakat kayıtlar videolu kayıtlar yani sadece ses kayıt değil video görüntü, de var. görüntü var Dolayısıyla e, bize bu ikna edici gelmedi onun belli maddi ilişki belli ilişkiler problemli ilişkiler kurduğunu ve bu ilişkilerin bir ayağında Maddi menfaat olabileceğini söylüyorlar. Mesela tiplerle yaptığı görüşmelerde eğer kazanamazsa geleceğe dair tasarrufların olabileceğinden söz etmiş. Yani herhalde böyle ifadeler kurmuş. Bu nedenle tip oluşan bu şaiyanın altından kalkamayacağını düşünerek adaylığını geri çekmiş. Fakat onlar geri çektik deseler de seçim yasak yani yasalar nedeniyle yokan zam aday olmaya, Devam edecek, tipin adayı olarak devam edecek ve Hatay'da seçim gününe kadar sahada olacak. O da öyle söylüyor. Bu şantaşa boyun eğmeyeceğim ve geri adım atmayacağım diyor. Hadisenin aşağı yukarı bütün tarafları bunlar. Bir tek Lütfü Savaş'la konuşamadı, o da artık vakit kalmadı. Ama bugün gün içerisinde yayınımızda Gökhan Zan'ın onunla ilgili ağır ifadeleri var. Yanıtlanmaya muhtaç. Yine Adem Yeşildal'ın, Hatay Milletvekili Adem Yeşildal'ın ithamları var. Benim duyduğum kadarıyla bu ses kayıtları Hatay'da 10 gündür dolaşıyor. Ee, gittiği yerlerden biri de e, Lütfü Savaş'a yakın insanlar. Öyle öğrendim. Yani e, bu ses kayıtları çoğalmış. Tiplilere de gitmiş. E, Lütfü Savaş'a da gitmiş. Başkalarına da gitmiş. Bir Birkaç zamandır biliniyor. Geçenlerde gazeteci Er Acerer sosyal medyada, Twitter'da e, şunu yazmıştı. E, i̇şte Lütfü Savaş adına birilerinin e, kendisine ulaşarak bir para karşılığında rakipleri aleyhine bir ses kaydını yayınlatmasını istemişler. Herhalde o bu kayıt. Öyle anlıyoruz. Ee, şimdi tabii bu bir siyasi skandal halini aldı ve büyüyor. Ee, Gökhan Zan ısrarla montaj ve kumpas diyor. Bu ihtimali dışlıyor değilim. Ancak bu ihtimal bu ihtimali bu ihtimali de ispatı muhtaç tarafları var. Ee, ve hem bir savcılık incelemesinin yapılması gerekir. E, somut bir hükme varabilmek için hem de e, yani bu ilişki ağlarını iyi açıklaması gerekir çünkü Turgay Kocakaya adı verilen bu kişi e, bir buçuk yıldır en azından 15 aydır e, temas halindeymiş e, 15 ay değil mi 13 aydır e, Gökhan Zavla temas halindeymiş yakın ilişki kurmuşlar uzun bir süre siyasi çalışmalarda yani belediye başkanı olarak ortaya çıktıktan sonra da beraber çalışma yürütmüşler. Dolayısıyla bu kadar yakınında olan bir kişiden söz ediyoruz. Ve ee, yani her ne kadar dipfake ve montaj dese de belli başlı görüşmelerin eklenip biçildiğinden de bahsediyor. O halde bazı konuşmalar olmuş öyle anlaşılıyor. Ve neden suç bulunmak için önceki Teşekkür. akşamı bekledi. O ki tehdit ediliyordu. Ee, o ki daha önce davranabilirdi. Vaziyet bu şekilde yani ee, bu montaj iddiasının her iki taraftan açıklanmaya ihtiyacı var. Peki. Ondan Şimdi önce şunu söyleyeyim tabii. Burada Türkiye İşçi Partililer o sesin Gökhan Zan'a ait olduğuna inanıyorlar. E, konuşma, e, 4 dakikalık konuşmada e, Gökhan Zan başta mesela bu Hatay Spor, Spor Yorumculuğu, TRT kısımlarında Türkçe konuşuyor. Bir aşama geliyor, bir aşama geliyor. O aşamada Turgay Kocakaya olduğunu anladığımız kişi ki o benim diyor e, 3 milyon istedim. Tamam değil mi? Kesin diyor. Yokan Zan olduğunu anladığımız kişi, iddia edilen kişi duraksıyor. Arapça konuşmaya başlıyor. Ben tabii Arapça bilmiyorum. Hatay'da çok güvendiğim bir avukat arkadaşımı aradım. Gündelik hayatta Arapça yakıcı konuşan. ve on, on, onunla beraber çözümledik. Ve e, o da şöyle bir benzetme yaptı. Ya dedi ki bizim baktığımız dosyalarda bazen kriminal unsurlar dedi. Yani dinlemeye takılmamak için ikinci frekansa geçerler. Arapçaya geçerler. ikinci frekansa geçerler. Öyle bir örnek verdi. Ama ben Gökhan Zan onu yapıyor demedim yani. Öyle anlaşılmasın. Sonuçta e, birden Arapçaya geçiyor ve Arapça niye beş demedin? Diyor ki üç dedim niye beş demedin diyor. Arapça. O da önce Arapça cevap veriyor sonra Türkçe devam ediyor. Herhalde bu da kaydettiği için her şey Türkçe'ye eee geçsin diyerek Türkçe konuşmaya devam ediyor. O Arapça konuşuyor, bu Türkçe soruyor. Yani ikisi de çünkü Arapçayı biliyorlar. Hatay'da aslında bu gündelik bir rutin bu arada. Yani yadırganacak bir şey değil. Hatay Arapça sorup Türkçe cevap vermek. Sonra iddiaya göre yani kayda göre özür dilerim. Bunun üzerine Yokozanoğlu olduğu iddia edilen kişi hayır diyor. Beş de kesinlikle beş olmalı. Zaten diyor Oradan da bunu verdiler diyor. Hani artık orası neresi bilmiyorum. Oradan bir başka bir yerle daha görüşülmüş. Öyle anlaşılıyor. Hatta diyor ki öbür taraf 10 bile verirdi falan. <laughs> Tabi şimdi burada Arapça konuşmalar. Ee, karşı taraf Arapça konuşuyor. Bu taraf Türkçe anlıyor ve cevap veriyor. Ses Gökhan Zan'ın sesi yani. Ben kulaklarım, ben dinlediğim Gökhan Zan'ın sesi. Fakat ee, fakat tabii İtipliler de böyle düşünüyorlar. Fakat Yokcanzan bunun ısrarla montaj olduğunu, kurgu olduğunu, dipfek olduğunu söylüyor. Ben bunu külliyen de yaman atacak değilim yani. Zaten evet. o işte uzmanlık sahibi değilim. Böyledir ya da değildir diyecek durumum yok. Sadece yani duyduğumdan e, çağrışım yapan ne varsa onu söyledim. Tip bu konuda bir işlem yapmasaydı zaten çok konuşulacak Tip bir şey yoktu. Tip şöyle demiş Okan yani. abi. Tip önce demiş ki şimdi benim duyduğum kadarıyla e, yani Lütfü savaşa yakın insanlar biraz bunu tipe ulaştırıyor. Öyle anlıyorum yani. Yani tipe geliyor ya da aynı birkaç kanaldan da geliyor olabilir. Ama Lütfü savaşa yakın insanlardan bir geliyor. Bir de e, bu Turgay Kocakaya'nın kendisiyle temas kuruyorlar. Çünkü adam birkaç zamandır sürekli Twitter'dan Yokanzan'ı ve tipi etiketleyerek bu konuyu ima ediyor. Tipliler de ya ne oluyor diyerek adamla temas kuruyorlar. Bir de bu kanaldan Bağlantı kuruluyor ve gidip tiplere bu durumu anlatıyor. O da tipler kendisi de Turgay Kocakaya da kendisini solcu sosyalist olarak tanımlıyor bu arada yani o da Arap, o da Alevi bir vatandaşımız, o da solcu, o da gidiyor tiplere bu durumu anlatıyor. <laughs> Zaten Gökhan Zan da diyor ki ben bunu öyle solcu kimliğiyle tanıdım. Öyle anlatıyor yani. Sonuçta e, Gökhan Zan ısrarcı bu bir montaj diyor ve. İşte savcılığın bir kişi raporunu beklenmesi gerekirdi. Kestirip attılar diyor. Tip tip genel başkanı Erkan Baş kesin olarak bu böyledir diyemem diyor. Ancak ben kaydı dinlemedim diyor. fakat dinleyen arkadaşlarımız, Hatay'daki arkadaşlarımız bu kanaate vardılar. Biz de bu tohmeti taşıyamazdık dedi bana ve bu yüzden bu kararı aldık. Bence dedi. doğru yaptılar. İşte bilemiyoruz tabii. Yani şimdi orada birkaç kendilerine birkaç eleştirim var ama şunu tamamlayayım. Bir diğeri de şu tabii. Ak benim anladığım kadar benim anladığım kadarıyla AK Partililer yani Adem Yeşil daha çok öfkeyle cevap verdi. Yani kesinlikle zinhar bunun bizimle bir ilgisi yok. Bunu bunu yani şu an ispatlansın. istifa ederim ve şehri terk ederim. Zaten orası değilmiş. Yani şu şu da olabilir. Yani Gökhan Zan'ın belli zaafları ve talepleri olmuş olabilir. Ve bunlar e, telefon aracı diye bildiği insanlar tarafından da e, zehirli bal olarak, bal olarak kullanılmış olabilir. Yani bu kişiler biz AK Parti ile görüştük diyerek sanki bir pazarlık varmış manzarası yaratarak e, Gökhan Zan'ı çekmiş olabilirler. Sonra da bunu şantaj malzemesi halinde de getirmiş olabilirler. Bu Gökhan iddiası bana o şantaj yapıldı diyor. Evet. Ama bu arada Ama işte yani, o şantaj bu Şubat'tan arada şunu da söyleyeyim var. şunu da söyleyeyim yani. Turgay Kocakaya da bana çok tekin bir gibi gelmedi. Onu da söyleyeyim. Yani burada e, Turgay Kocakaya e, yani neden siz e, AK Parti il başkanlığında olmadığınız halde AK Parti il başkanlığındayım diyorsunuz. Neden tuvalette olmadığınız halde evet. arabada olduğunuz <laughs> halde tuvaletteyim diyorsunuz. Neden iki tane AK Partili bir belediye milletvekili öbür belediye başkanı onlarla görüşmüş intibası yaratıyorsunuz. Neden kuzenim mecbur etti çektim diyorsunuz. Belli ki bir kompozisyon hazırlamışsınız. Gökhan Zan'ın da eğer oysa, konuştukları kişi eğer oysa, Gökhan Zan'ın da belli ki belli zaafları oluşmuş. O zaaflar da e, pekala e, kayıt altına alınmış. Sonradan bu maddi bilmiyorum ama siyasi bir şantajın konusu olmuş olabilir. Çünkü biliyoruz ki Lütfü Savaş'ın eline gitmiş. Yani onun eline gitmemiş özür dilerim. Lütfü Savaş'la bağlantılı kişilerin eline de gitmiş. E, tipe de gelmiş. tip artık bu töhmetin altında kalamazdı. Haklısın. Siyasi sonuçları ne olur? Bir kere tip açısından şunu söyleyeyim. Tip e, ben anlıyorum yani Lütfü Savaş ve AK Parti'nin adayı karşısında bir aday göstermek istediler. Ve e, iki tanesi deprem suçlusu diye gökleri bu adayların dışında üçüncü bir seçenek yaratmak istediler. Fakat tipteki tipteki biraz politik bir hastalık var. O da popüler figürler e, popüler figürlerle siyaset yapma çabası. Nasıl CHP lideri Özgür Özel Mert Fırat'ı aday göstermeye çalışmışsa o bir hataysa Haluk, Haluk Levent'in peşinden koştularsa o bir hataysa burada da belediye başkanı yapar mı yapamaz mı diye bakmadan Gökhan Zan'la ilişkilendiler. Ben bir yayında dedim bir gün boyunca taşa tuttular beni. Dediğim de şuydu Serap Gökhan Zan iyi topçu olabilir de iyi belediye başkanı mıdır yani? Bu soru yadırganacak bir soru muydu? Peki, hayır. Ama o soruyu sorduğum için Yokan da kırıldı, tweet attı. Benim bir gün üstümden geçtiler yani. Şimdi ben halbuki çok makul bir soru sormuştum. Ben şimdi fena bir gazeteci değilim. Yani ben iyi bir belediye başkanı olur muyum Biraz yani? Biraz mütevazi davrandı Hayır. İsmail. Fena Şu, bir gazeteci yani değil, sen yani iyi bir, bir gazeteci. İyi bir iyi bir belediye başkanı olabilir miyim? Yani neye güvenerek? Ben mesela gece ben uykudan uyanamam. Biri bir şey çalar, ben rahatsız olurum yani. Sabah sabah zor ederim. Benden bilirler diye korkarım mesela. Ya bir yerde... Bir yol yapılmaz, biri çukura düşer. Ben kahrından dayanamam yani. Benim işim değil o iş derim. Siz ne cesaretle evet diyorsunuz. Tip, sen ne cesaretle kabul ediyorsun. Ya yok Zan, iyi çocuktur, kötü çocuk. Bir şey demiyorum. Belli ki kendi memleket için çabalıyor. Fakat ya Türkiye İşçi Partisi'ne iyi Parti'den transfer olur mu ya? Tuhaf gelmiyor mu size? İki hafta arayla e, milliyetçi bir haktan en sosyalist hatta geçmek için Herhalde belli değişiklikler araması gerekir. Ya benim 25 yıl önceki ülke ocağı hikayem bugün önüme konuyor. Ee, hala solcudan saymıyorlar. Yani Gökhan Ozan iki haftada Sosyalist partiyesi oldu. Yani anlatabiliyor muyum? Ya tipte de bir tuhaflık yok mu? Oturup kendisini gözden geçirmeleri gerekmiyor mu? Bu popülizm onların da bir yerde duvara çarptıracaktı. Belliydi yani. Bir de kavga tip... E, CHP arasında verilmiyor ki. Samandağ'da seçim yapsanız, Defne'de seçim yapsanız zaten Dağtaş CHP'li. Tümüyle orada Ali vatandaşlarımız yaşıyor. Gidin rekabet edin. Fakat AK Parti CHP arasında bir rekabet var ve tip adayının orada e, ekseriyetle CHP oyunu alacağı belliydi. Yani bu biraz bir tip açısından bile bile oldu. Kusura bakmasınlar. İkincisi siyah sonuçları ne olur? Şimdi tabii bunun Hatay'da nasıl algılandığıyla ilgili de olur. Yani sonuçta Gökhan Zan'a oy verecek olanlar Lütfü Savaş'a oy vermeyecek olan CHP'lilerdi. Onların bir kısmı bu nedenle partilerine dönebilirler. Lütfü Savaş CHP tabanından verdiği fileyi geri alabilir. Bir kısmı sandığa gitmeyebilir. Bir kısmı varsa orada TKP'nin adayı falan ona da oy verebilir. Ama buradan tabii ki Lütfü Savaş kazançlı çıkar. Kim çıkacak yani? O, o belli çünkü tip adayı yüzde on civarında oy alıyordu. Yani Yokan Zan. Yokan Zan ne yapacak? 12'yi bile gördük evet, biz Jokanzan bazı Yokan ne yapacak? Konuştuk kendisiyle. Dedi ki ben sahada olmaya devam edeceğim. Zor yani nasıl sürdürecek? Hatay gibi bir yeri büyük bir memleket orası. Nasıl gelecek? Nasıl propaganda yapacak? Şu saatten sonra... Tip orijinal oyunu bile Doğru. alamayacak. Bak şu saatten sonra Gökhan Zan'ın her günü, her saati ben o değilim. O kayıt montaj demekle geçecek. Doğru. Kolay bir şey değil ki ancak sosyal medyadan propaganda yapardı. Orada kendini aklamakla geçirecek. için içinde tabii problemli bir durum. Ee, bu sahaya nasıl yansır? Ee, yani Cumhuriyet Halkı burada yani çok çetrefilli bir durum. CHP'nin bocalamasının bir etkisi var burada. Efendim deprem depremin e, enkazının altında CHP'nin kalmış olması yerel yani yerel bile... Yönetimler bakımından CHP'nin o enkazın altında kalmış olması var. E, tip vakası var. Bunların hepsi birleşecek. Tip açısından da tabii çok tatsız bir hikaye. Elbette ki Hakan abinin dediği üzere tip kendisi kurtarmak için bu işten çekilmiş olabilir. Ama tip daha yeni kurulmuş. Özverilerle ayakta duran. Her biri ferakat sahibi insanların katkılarıyla kurulmuş ve mücadele eden bir parti. Şimdi durup dururken böyle bir şeyler komplo ya da gerçek. Ama böyle bir ithamla e, tipin ezilmesinin ne gereği vardı? Ne gereği vardı? Yani tip şimdi e, Hatay örneğinde ben yok e, zan suçludur ya da masumdur bunu diyecek makamda değilim. Ama e, yani buna inananlar var. Kuvvetle inananlar var. Aksi ispatlarına kadar inanacak insanların da önemli bir bölümü. Gördüğüm kadarıyla kamuoyunun ekseriyetle inanma ilmi var. E şimdi e, tip bu enkazın altında nasıl çıkacak? Nasıl çıkacak? Yazık değil mi orada gencecik insanların emeklerine? Evet. Kolay bir şey değil muhalefet partisi için çalışmak. CHP ve AK Parti gibi dev partiler varken e, sosyalist hele hele Sosyalist Partilerin üyeleri, mensupları e, bir CHP'nin 10 katı kadar emek sarf ediyor. Ve daha büyük riskler ve bedeller alıyorlar. Yazık günah değil mi yani? Peki. Bilgi vereyim mi? Mümkün. Peki önce İsmail Saymaz bilgi Aka versin abi, o zaman. Şimdi tabii ben yarınki gazeteye de yazdım. Ali Rıza Bıraka. Evet Ali Rıza, Rıza Bıraka. Mülkün sahibi o ifadeyi verdi ve vaziyet açığa çıktı. Önce bugün bir haber dolaşıma girdi. Yeni Şafak Gazetesi, Canan Kaftancıoğlu'nun ağzından Canan Hanım'ın söylemediği bir cümleyi söyledi. Yazdı. İddiaya göre Canan Kaftancıoğlu yakın çevresine e, demiş ki orada kimin müdürü ve e, şey varsa, yardımcısı varsa paraya getirmiştir. Bana niye soruyorsunuz gibi bir cümle söylediği iddia edildi. Ben Canan Kaftancıoğlu'nu aradım. Zinhar böyle bir şey söylemediğini, zaten İstanbul'da bile olmadığını anlattı. Ve zaten bununla ilgili bir yalanlama da oldu. Bir kere tabii süreci de özetleyeyim. Kimlerin ifadesi alındı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi, özür dilerim eski Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi Fatih Şahin ve Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı eski danışmanı Can Poyraz ile Eski İstanbul İl Başkanı Özgür Nas'ın ifadeleri alındı. Özgür Nas ve Can Poyraz biz sadece orada gözetim için bulunuyorduk. Bundan başka bir görevimiz yok. Paranın nasıl geldiğini biz bilmiyoruz diye ifade verdi. Para Bunun sayılırken özelliği... gözetim için evet. bulunuyorduk yok, dediler. paranın tesliminde gözetim Teslimi. için bulunuyor dediler. Ertesi gün Fatih Şahin ifadeye geldi. Fatih Şahin de dedi ki bu para il binası için alınmıştır. Bu parayı bana dönemin Beylikdüzü ilçe başkanı ve bugün İstanbul milletvekili olan Taşkın e, Turan Bey, Taşkın Bey'in ismini unuttum. E, e, o teslim etti. Ben de valizler içinde verdi e, ve ben de getirdim. E, bana bir konum atıldı. E, yanıma da e, İmamoğlu Hold, İmamoğlu şirketinden Tuncay Yılmaz sanırım. E, onu da alarak yani işte paraların güvenliğini sağlamak bakımından onu da alarak atılan konuma yani avukatın bürosuna gittim. Ben içinde ne kadar para olduğunu bilmiyordum. Bu paraları da ben teslim ettim. Parayı aldığım kişi işte Turan Taşkın Özer'dir. Eski CHP Beylikdüzü ilçe Başkanı ve şimdi İstanbul etkili. Tabii onun ifadesini alınması gerekiyor ama orada şöyle bir husus var. Turan Bey Vilayet olduğu için dokunulmazlığın kaldırılması gerekiyor. Bunun üzerine bina sahibinin ifadesi alındı. Bina sahibi ne diyor? Diyor İfade ki... İfade de önünde şu anda sayın. Şu an önümde evet. Diyor ki aslında diyor ben 2016 yılında Arnavutum diyor. 2016'da Türkiye'ye geldim. 2019'da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için başvurdum. Nasıl oluyor? Emlak konuttan kendisi emlak konuttan 18 parça taşınmaz alıyor. Ne kadar alıyor? 22 milyon 533 bin liraya alıyor. 2018'in parasıyla. 2018'in parasıyla 22 buçuk milyona emlak konutun Ayaz Ağa'daki 18 parça 14 pardon 14 adet taşınmaz satın alıyor. Sonra bu aldığı taşınmazlarla Türk vatandaşı oluyor. Sonra buraları hiç kiralamadan aynen satıyor. Ne kadara satıyor? CHP iki katına satıyor tabii yani. İki katı değil de 41 milyon. Şimdi tabii diyor ki ya ben bunları tabii bu arada bu beyefendinin Siyas Besicilik diye bir şirketi varmış ve e, Türkiye'de çeşitli faaliyetleri varmış. Diyor ki ben bu binaları kiraya vermek istemedim. Satmak istedim. Bunun üzerine emlakçıyla anlaştım. Bu emlakçı üzerinden ee, işte CHP'liler bana ulaştılar. Ee, ben 43 milyon TL istedim. Ee, onlar daha düşük bir teklifte bulundular ve ben kabul etmedim. Fakat CHP'liler deyim yerini sekan bırakmadı diyor. Tekrar tekrar aradılar. Avukatım Yokan Taş Kapan'la görüşmeye devam ettiler diyor. Bunun üzerine Yokan Taş Kapan beni aradı. Yeni bir görüşme aradıklarını söyledi ve Sarıyer Belediyesi'ne gittik diyor. Sarıyer Belediyesi'nde Sarıyer, dönemi Sarıyer Belediye Başkanı Hali hazırdaki Şükrü, Belediye Başkanı Şükrü gencin huzurunda bu konuyu tekrar konuştuk. Yine anlaşamadık diyor. Sonra CHP'ler yine vazgeçmedi diyor. Bunun üzerine e, avukatım aracılığıyla bana haber gönderdiler. E, 41 milyon teklif ettiklerini söylediler diyor. Ben de bunu kabul ettim. Sonra diyor, diyor ki o günlerde diyor CHP adına bu süreci Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu diyor. Ve biz Canan Kaftancıoğlu'yla 6 Kasım 2019'da Beyoğlu 3. Noterliğinde buluştuk. Ve e, buluştuk diyor ve e, düzenleme şeklinde satış vaadi sözleşmesi imzaladık diyor. Bu sözleşmeye göre para benim hesabıma yattıktan sonra ben taşınmazları kendisine devredecektim, CHP devredecektim diyor. Bu sözleşmede görüleceği üzere aslında 40-41 milyon milyon anlaştığımız halde 24 milyon 360 bin TL bedel gösterdik diyor. Ee, yine bu sözleşmede CHP tarafından bana o gün 6 milyon, bu sözleşmenin imzalandığı gün 6 milyon, 18 Kasım 2019'da 8 milyon TL ödenecekti. Geri kalan bedel de 9 Aralık 2019'da ödenecekti diyor. Sözleşmeyi de ibraz ediyor bu arada savcılığa. Diyor ki ben ne kadar her ne kadar gerçekten taşınmazları 41 milyona satmış olsam da satış vardı sözleşmesinde ve resmi olarak 24 milyon 360 bin liraya gösterdim. Bunun da bir sakıncası olacağını düşünmedim diyor. Sonra aynı gün 6 milyon gönderilmiş. 18 Kasım'da 8 milyon daha gönderilmiş. 9 Aralık'ta bir avukatımı aradı ofise davet etti. Paraların elden, elden. para verileceğini belirterek oraya gittim diyor. Diyor ki ben ofise gittiğimde avukatımla beraber tanımadığım 4-5 kişi ofiste bulunuyordu. Bunların kim olduklarını bilmiyorum. Ofise gittiğimde paranın bir kısmı oradaydı. Bu sırada sürekli dışarıdan birileri çantalarla içeri para getiriyordu. Ve ben sayıyordum. Paranın tamamı TL idi. Dolar ve euro yoktu. Çünkü para ve dolar ya da euro olsaydı taşımakta zorlanmazdım diyor. Ben o gün toplamda 15 milyon 510 bin TL'yi 4-5 çanta içerisinde şirket çalışanım ve şoförümle birlikte alarak ofisten ayrıldım diyor. Daha sonra da CHP'liler bu vatandaşın hesabına 11 Aralık'ta hem önce bir 360 bin lira sonra da 10 milyon TL daha göndermişler ve o gün tapuyu da teslim almışlar. Şimdi nitekim bir tutanak imzalanmıştı. Bu tutanakta da bu rakam yazıyor yani 15 milyon 500 küsür bin. Bunun 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 hakkında şu şaibe yürütülüyordu. Öyle değilmiş. Diyor ki ee, bana diyor ama diyor ben diyor 24 milyon 360 bin liraya gösterdim. Ayrıca haricen de 15 milyon 510 bin lira aldım. Toplamda aldığım para 38 milyon 870 bindir diyor. Geri kalan yani 41'den arta kalan Peki, gerisini de diyor bana vermediler. Bunun komisyon ve diğer giderler olduğunu söyleyerek vermediler diyor. Onu giderler ve masraflara ayırmışlar. Ben zaten dairemi sattığım için mutluydum ve paramı da almıştım diyor. Gayet karlı bir şekilde sattım diyor. Benim siyasi hiçbir partili işim olmaz. Oy da kullanmam ondan sonra zaten Türkçe bilmediğim için bu kişilerle anlaşmam da mümkün değildir diyor. Ondan sonra dolar ve euro da görmediğini ifade ediyor. Açıklama bu şekilde. Aslında aradım Canan Kaftancıoğlu'nun açıklama yapmayı düşünür müsünüz dedim. Düşünmediğini söyledi. Sadece yalanlama yapacağını söyledi. Yani etraf yakın çevresine şunu dedi şeklindeki açıklamayı yalanlayacağını söyledi. Onun dışında bir açıklama yapmadığını ifade etti. Takdir tabii kendisinin yani. Ben tabii birkaç açıdan bakmak istiyorum. Bunlardan birincisi yani şimdi buradaki 2019'un e, 15 buçuk milyonu e, ne kadar tekabül ediyor? O dönemin kuruyla dolar 5.95 6 düzeyindeydi. E, i̇şte iki buçuk milyon dolara tekabül ediyor. İşte bugünün parasıyla ne oluyor? Bugünün parasıyla da 60-70 milyona falan denk geliyor. Öyle bakmak lazım. İki daire parası gibi bir şey herhalde. 80'e yakın. 80, e 80 milyonlara evet, yakın. Evet, şimdi Eee orada sarı yer için daire parası dedim. Bu arada yanlış anlaşılmasın. Çok yani yani. sarı yerdeki oradaki bölge için söyledim. Yanlış anlaşılmasın. O büyük Sonra... iş merkezi o evet, yani. yani orası orası çok büyük bir yer. Şimdi Hakan abi konuşurken ben döndüm. Ee, Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanma davası lehçesine baktım. Orada diyor ki Aynen dilekçeden okuyorum. Eee alacaklı olduğu işlerin ödeme güçlüğü içerisinde düş ödeme kocası için diyor ki ödeme güçlüğü içine düşmeleri e, karı koca arasında mal ayrımı olmaz şeklindeki ısrarları ve müvekkilin inançları ve yetiştirildiği öf ve gelenekler nedeniyle aile olgusuna yüklediği anlamı da kullanarak söz konusu paraların kendisine teslimi konusunda manevi bir baskı kurmuş ve nihayetinde söz konusu paranın kendisine teslimini sağlamıştır. Müvekkilin Zehra Taşkesenlioğlu'nun evlilik birliği içinde davalı kocaya teslim ettiği miktar yaklaşık 2,5 milyon Amerikan dolarıdır. Aynı para. Ve tek Aynı kişi, para. evet. Ve tek Evet, kişi. evet. yani CHP Buna gibi, CHP yani. gibi 300 tane belediyesi olan bir kurumdan söz etmiyorum. Zehra Taşkesenlioğlu yine 2019-2020 yılında, 2019-2020 yılında diyor ki ifadesinde ben kocam bana baskı yaptı, İşte örf ve alaylara göre. Ee, karı kocanın malı ortaktır dedi. Ortak olduğuna göre o paralar bende bir, bir birikmeli dedi. Ben de örf ve anelere gereği bunu ona teslim ettim ve evlilik birliği içerisinde kendisine 2,5 milyon Amerikan doları verdim diyor. 2,5 milyon Amerikan doları. Aynı para. Yani CHP'nin bina alırken e, teslim ettiği 15,5 milyonla aynı para. CHP'nin en azından parayı ne için teslim ettiği belli. Yani parayı nerede teslim ettiği belli. Avukatın ofise teslim etmiş. Sayan adam zaten mülk sahibi. O sayıyor parayı. Mülk sahibi de ifadesinde evet ben bu sözleşmeyi böyle yaptım parayı da böyle aldım diyor. Zehra Taşkesen'in olduğunun parasının nereye gitti belli değil biliyor musunuz? Belli değil. Çünkü aynı dilekçenin devamında aldığı bu paralarla borsa spekülasyonu yaptığını söylüyor. Sonra alınan bu paraları borsada biriktirerek büyüterek 4,5 milyon avroya yat aldığını söylüyor. Zehra Taşkesen ne Kocasıyla ilgili açılan davanın duruşmasına gittiğinde kendisine bu paranın kaynağı sorulduğunda hiçbir cevap vermedi. Hala 2,5 milyon dolar kayıp. Halen daha 2,5 milyon doların izini sürmüyor. Mesela bir şey daha soracağım. Birinin daha 3 milyon doları kayıp. Kim o? Fatih Terim. Fatih Terim'in de 3 milyon doları kayıp. Kendisi öyle diyor yani Seçilerzan davasında diyor ki benim diyor 3 milyon dolarım var. Bu banka bunu bana geri vermedi. Banka diyor ki yok senin öyle bir paran. Fatih Terim diyor ki var öyle bir param. Fakat hiçbir işlemde yapmıyor. Ya insan 3 milyon doları yerde mi düşürdünüz de? Yani öyle kolay bırakılacak para mı? Yok, peşini bıraktı gitti. Fatih Terim o davada tanık bile olmadı ya. Bak tabii, tabii. Seçilerzan davasında 3 milyon doları kaptırdım diyor. Orada tanık bile olmadı. Zehra Taşkesenlioğlu 2,5 milyon avroyu nasıl <laughs> doları nasıl teslim ettiğini söylemiyor. Çantada mı verdin? çeyizden çıkarıp mı verdin? Nasıl verdin? Hiçbir cevap yok. Hesap da soran yok. Aksine kocasını tutukladılar. Önce özel hayatın gizliliğinden tutukladılar. Sen karını çektin, video görüntüleri Sedat bir kere yolladın diye. Sonra bıraktılar, kara paradan tutukladılar. Şimdi adam dışarıda. Zehra Hanım'la ilgili hiçbir şey yok. Zehra Hanım ara ara işte en son beni aylar önce aradı. Ne kadar kötü kalpli olduğumu söyledi. Kapattı yani ne alakası varsa. Şimdi gel gelelim CHP'nin 2,5 yani o dönemki 3 milyon 2,5 milyon dolarına ya bugünkü 15,5 milyon e, o gün teslim etti 15,5 milyon liraya. Paranın nereden geldiği ve nasıl gittiği belli. E, maalesef Türkiye'de inşaat sektörü böyle ilerliyor. Bugün de böyle. Yakın bir zamanda benim bir tanıdığım Rize'den ev aldı. Müteahhit paranın 5'te 4'ünü elde buldu. Böyle yürüyor inşaat. Onu da Yasal. Hayır, bu arada 8. Nedim lirayı... Türkmenle de görüşüyoruz. Nedim Türkmen de diyor ki araç alımında ve gayrimenkul satışında parayı bankadan gönderme zorunluluğu yok. Elden verebilirsin. Evet. Normal. Evet. Yazılı kağıt bir şey evet, olmuyor evet, herhalde kesmetti. Evet. Ya bankadan verme zorunluluğu yok ama beyan etme durumum var. Burada ne olmuş? Burada inşaat sektörünün genel problemi bugün de hala süren alışkanlığı devam etmiş. Satıcının ısrarı nedeniyle 24 milyonu havale ile vermişler, 15 milyon elden vermişler. Bu neden böyle olmuş? Canan Kaftancıoğlu bu binayı görünce çok seviyor. Kendi deyimiyle bu binaya aşık oluyor. Pazarlık ediyor. Vur, tut, kalk. Adam diyor, peygamber demiyor. Anavutin adı da var. Satmıyorum diyor. Önce diyor ki 10 milyona gösterelim, geri kalan elden verin. Niçin? Çünkü ilk 5 yıl içerisinde bu bina satıldığında e, vergi, e, fazlasıyla vergi ödüyorsun. Mesela Nedim abi bana yazmış. Nedim abi diyor ki, mülkü satan, alıştan itibaren 5 yıl içinde sattığı için değer artış kazancı olarak gelir vergisi demek zorunda diyor. Bundan da kaçınmak istiyor. Bence o da olmayabilir. Bence ortakları vardır. Belki onlara da yerinden az göstermiştir. Bilmiyorum. Ama bu adam burada tabii. Neyse CHP'liler binanın cazibesine dayanamayıp adamın şartlarına uyuyorlar ve bu parayı veriyorlar kardeşim. Bu parayı veriyorlar. İşte para topluyorlar. Ekrem İmamoğlu ve onun yakındaki insanları da para topluyor. Getirip veriyor. Ekrem İmamoğlu'nun buradaki rolü ne? il binasının alınması için yani para toplanmasında onun onun yakın olan insanlar seferber olmuşlar. Görüyoruz ki bu ifadeden Sarıyer Belediyesi de seferber olmuş. Yani Sarıyer Belediyesi başkanı daha doğrusu yanlış anlaşılmasın. Belli ki CHP'liler bir binamız olsun demişler. Yüz yıldır binamız yok. Şimdi kardeşim burada usul, usul aykırı işlemler var tabii ki. Yani. Birincisi siyasi partiler kanununa göre bağış miktarı belli. Değil mi? Yani o bağışın üzerinde. Onu da elden alabilir ama evet. makbuzu, makbuzu var gün. olmalı. O bağışın üzerindeymiş gibi. Evet. Öyle anlaşılıyor. Yani 276 evet. tane makbuza ihtiyacınız var. İkincisi oraya bölünce. İkincisi sen partisin. Sen niye aldığın binanın gerçek değerini tapuya yazmıyorsun kardeşim? Yani şimdi akıl alır gibi değil. Ben bunu sordum dediler ki ya adam öyle istedi. Ne yapalım? Çaresiz kaldık. Bunu da anlamakta. Ya bu CHP'liler çok saf. Ya da ikide bir kendi ellerine kendi tuzağa düşürüyorlar. Anlamakta zorlanıyorum. Bunu duyunca ne dedim biliyor musunuz? Ya bir binayı bile almayı beceremiyorlar ya. Ya bir binayı usulene uygun almayı becerememişler ya. Kendi başlarına bela olmuş. Bir binayı almayı bile beceremeyen partiye iktidarı teslim ederler mi ya? Kardeşim zaten parayı vermişsiniz. Hani parayı vermeseler ya bir karları dök biliyor musun? Parayı vermişler. Ceplerine giren bir şey yok kar da yetmiş değiller. Sırf bina güzel diye, adam öyle istediği için şartlarla uymuştur. Kardeşim, siz kaç defa dayak yemeniz gerekiyor? Yani bütün bunlardan ders almanız için. Yani bunun aleyhinize kullanılabileceği belli. Efendime söyleyeyim, e, bunun yani e, bunu AK Parti bunu Zehra Taşkesenli yapar hesap sormazlar. Bunu Fatih Terim yapar, hesap sormazlar. Size sorarlar kardeşim size sorarlar siz nasıl böyle bir yani burada bir yani burada büyük bir kanun dışı da yok. Burada inşaat Kendisi sektörünün de, genel işleyişi var. Ama siz CHP'siniz. Siz buna özen göstermeliydiniz. O gün CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu zaten belli ki zaten bu arada bu ifadeni anlıyoruz ki Canan Kaftancıoğlu şeyi yürütmüş, pazarlığı yürütmüş. Sözleşmeyi de imzalamış. Orada Canan Kaftancıoğlu e, yani bu binayı almak için feragat göstermiş ya da yani adamı çarptırmayım yapmamalıymış yani. Ee, dolayısıyla ben Canan Kaftancıoğlu'nda Dönemin CHP Genel Başkanı'nda e, e, Bu konuyu açıklık getirmeye Gerekli inancındayım. Diyorlar ki Hatta bazıları Kemal Kösten'le niye karıştırıyorsun Şimdi kardeşim ben özellikle Kemal Bey sorumludur demedim ki Ama bugünün CHP Genel Başkanı Bu konuya dair yorum yapmıyor mu Sussa ne deriz biz niye konuşmuyorsun demez miyiz O günün CHP Genel Başkanı'na Niye demeyelim Mesela bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmayabilirdi. Kılıçdaroğlu olabilirdi. 10 küsur ufakla değişti bu durum. Şu an Kılıçdaroğlu genel başkan olsa sorulmayacak mı o soru ona? Cevap verilmeyecek mi? Yani Kemal Kılıçdaroğlu. Kardeşim bu da bir tuhaf. Kemal Kılıçdaroğlu sevenler açısından siyaset yapmaya geldiğinde Sayın Genel Başkanımız bu, bu, bu işlemin açıklamasını yapması gerekir dediğinde e canım eski genel başkan oluyor. Bir karar verin. Eski mi yeni mi yani? Şimdi dolayısıyla eee Kemal Kılıçdaroğlu Kurultay'dan lider de çıkabilirdi. Bu sorunun önüne gelecekti. Çünkü ya o orası Ekrem İmamoğlu'nun ya da onun adamlarının babasının malı değil ki CHP'li binası. Orayı kullanıyorlar. İstanbul Kurultayını, CHP Kurultayını birkaç küsür oyla Cemal Canpolat kazanabilirdi. i̇şte CHP Kurultayını Kemal Kılıçdaroğlu kazanabilirdi. Gene mi yani? Konuşmayacaklar mıydı? Bir değerlendirme yapmayacaklar mıydı? Bu nedenle ben onlar açısından ee, mutlaka konuşulması gerekir diye düşünüyorum. Hele hele e, yani e, şurada görüntülerin şu montajlanmış haliyle bile e, e, tuzak kurulduğu apaçıkken e, bunları o va o vakitte düşünememelerini, düşünememiş olmalarını da anlamakta zorlanıyorum yani. Belli bu ve avukat da belli ki bunları tıpkı bu olay olduğu üzere şantaj için kullanmış. CHP'lilere önce belediyeden bana makam herhalde öyle bir şeyler demiş. Yani belediyelerde işlerimizi çözün demiş. Raddetmişler. Sonra efendim zana kendisi Japonya'ya kaçtığı için taleplerde bulunmuş. En sonunda dönmüş dolaşmış. Yerel seçimde önlerine konmuş. ve burada yani hesap veren makam Ekrem İmamoğlu olmuş oldu. Ekrem da doğrudan bir ilgisi de olmadığı halde çünkü yerel seçim yerel seçimde Ekrem İmamoğlu'nun yıpratılması gerekiyor. Ve AK Parti bildiği bütün yolları deniyor. Bunda işte bir hanımefendinin çıkıp Kur'an'la provokasyon yaratması da var. Bunda sağlam İETT otobüslerini bozuk gibi gösterip reklam filmi çekmek de var. Bu montaj da var. Bu kumpas da var. Bunu şu gündemdeki Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Tabii. bir getirmek istiyorum. Peki. Yani benim çocukluğum Rize'de geçti. Ta o yıllarda Rize Spor, özür dilerim Trabzonspor-Fenerbahçe gerginliği hep vardı. Aslında 70'li yıllardan beri var. Trabzonspor'un şampiyon olduğu yıllarda hep Fenerbahçe ikinci olur. Fenerbahçe'nin şampiyon olduğunda Trabzon ikinci olur. Biraz ondan da ileri geliyor. Hatta biz çocukken Fenerbahçe Trabzon deplasmanı için Rize'ye gelirdi. Rize'de kalırdı. Rize'den giderdi. Trabzon'da kalmazdı. Maalesef bu kangrene dönüştü. Rize Spor'la Trabzon arasındaki bu tatlı sert rekabet artık her derbide insanları kaygılandıran bir hal almaya başladı. Bu sefer de tabi ligin sonuna doğru gelinirken Trabzon ve Fenerbahçe derbisi önem arz ediyordu. Şimdi maç boyunca aslında o maçı hakemin bir aşamadan sonra bugün spor yazarları onu tartışıyor. Dün ve bugün. Yani hakem maçı tehir edebilir miydi? Çünkü cisimler atılıyor, sahaya cisimler atılıyor ve maalesef bazı provoke edilmiş seyirciler Tepkilerini bu şekilde dışa vuruyorlar. Biraz vahim bir manzara gelişiyor. İşte Fenerbahçe teknik direktörünün kendisinin başına at, cisim geliyor. Hatta oğlu bir yerlerde darp ediliyor. İşte futbol oyun sürerken cisimler atılıyor. Bu noktada hakem maçı tehir edebilir miydi tartışması var. Fakat aynı hakemin Ankara gücü maçında başkan tarafından yumruklandığını daha yakın zamanda evet. gördük. O nedenle... İşte Fenerbahçe 2-0 öndeyken hakem bu riski almamış olabilir. Çünkü futbol sadece sahada oynanmıyor. Aynı zamanda bunun önünde ve arkasında siyasal ve bürokratik ilişkiler de var. Ve dolayısıyla ve yakın zamanda yine işte Suudi Arabistan meselesinden kaynaklı Fenerbahçe de tartışmaların odağındaydı. Bu noktada hakem belki bir başka şehirde bir başka maç olsaydı bu kararı alabilirdi ve almadı, öyle anlaşılıyor. Sonunda maç bittiğinde Fenerbahçe taraftarı işte sahanın merkezinde toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. Bazı Trabzon sporları ki neden sevinç gösterdiler? Ama bugün ben işte Fenerbahçe Teknik Hocası'nın sözlerinin açıklamasını okudum. E diyor ki biz kendi evimizde uzun süre na mağlupken Trabzon'a geldik ve Trabzonlular da aynı şekilde kutladılar. Dolayısıyla o çerçeveden bakmak lazım. Fenerbahçe'de taraftarlar evet sevinç göster Fenerbahçe futbolcular sevindiler ama el hareketi yapmak, tribünleri kışkırtmak gibi tavırları olmadı. Maalesef yine sahaya biri atlıyor ve bu atlayan kişinin aslında bir başka birinin Pasoligi'yle içeri girdiğini anlıyoruz. Ve zaten Rize'ye doğru kaçarken yakalanmış. Atlıyor ve o andan sonra ortalık karışıyor. Ali Koç'a baktığımızda yeterince polis önleminin alınmadığını söylüyor. İçeri girişlerde yeterince kontrolün olmadığını söylüyor. Ve bir anda sahaya e, maalesef Trabzonspor'un başını belaya koyacak ölçüde e, sahaya insanlar girmeye başlıyorlar ve sonra e, işte o Sanıyorum 12 gözaltı evet, var şu an o, Değil mi? İşte şu öyle izlerken rahatsız olduğumuz görüntüler meydana geliyor. Fenerbahçe'nin futbolcuların bir kısmı güçlükle içeri girebiliyor. İçeride de e, işte e, Fenerbahçe hocasının oğlu da darp edilmiş. Öyle anlattı bugün. Dolayısıyla artık bu meselenin çözülmesi lazım. Yani biz her Trabzon Fenerbahçe maçında yutkunuyoruz. Ya bir şey olacak mı diye kaygılanıyoruz. İki takımın bunu aşması gerekir. İki takımın bu bir derbi olmaktan çıktı. Bu bir şeye dönüştü, harbe dönüştü. Tabii bunun bu hale almasında maalesef şike meselesinin, şike soruşturmasının da çok etkisi oldu. O nedenle yani siyaset kurumu mu devreye girer, spor camiası mı bir yol bulur? Ama Fenerbahçe Trabzonspor maçlarının oynandığında oynandığında biz artık yutkunmak işte ve kaygılanmak istemiyoruz yani. Şimdi ve haliyle dünkü dünkü hadiseden sonra Fenerbahçe başkanı Ali Koç işte kulüpler Birliği'nden çekildiğini söyledi ve kulübü kongreye çağırıyor ve burada Fenerbahçe'nin ligden çekilmesinin tartışılacağını söyledi. O halde Fenerbahçe ikinci lige düşecek ve düşer ve ve bunu bir protesto olarak yapacaklarını söyledi. Ben temenni ederim ki o aşamaya varmazlar. Yani öyle kulübü çekmek gibi bir karar almazlar. Bu Türk futbolunun çökmesi demek. Yani Türk futbolu Fenerbahçesiz, Trabzonsuz, Galatasaray'sız, Beşiktaş'sız olamaz. Diğer kulüplerin hakkını yemek istemiyorum. Ama bu kulüpler Türkiye ligini var eden kulüpler. Açık bir ihlal olmadıkça açık bir e, suistimal olmadıkça bu kulüpler e, ligden çekilmemeli. Çünkü Türk futbolu bütün cazibesini kaybeder. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş evet bir Türk takımı ama sadece Türkiye Ligi'nde oynamıyor. Fenerbahçe aynı zamanda Avrupa'da şu an rekabet ediyor ve Türk futbolunun vitrinini oluşturuyor. O nedenle Fenerbahçe temenni ederim böyle bir karar almaz, almayacaktır. Ama Fenerbahçe'nin itirazları da karşılanmalı. Fenerbahçe'nin haklı e, şikayetleri dikkate alınmalı. Ee, mesela şu Trabzon ya orada Allah muhafaza. Yani onların işte e, yani e, hep, hep her bir önemli futbolcu ya onların başına bir şey gelebilirdi. Biz her maçta bunu söylemek zorunda mıyız? Yani hakem Halil Mutlu'nun e, yumruklanmasında Halil bunu Mutlu konuşuyor... Halil Mutlu Meler. ...Halil Meler'in... Meler Meler. konu... Ankara, Ankara, Meler Ankara Gücü tarafından e, darp edildiği gün daha büyük şeyler olabilirdi diye kaygılanmıştık. Evet. Şimdi de aynı. Fenerbahçe'nin kalecisine tekme atmalar, işte Fenerbahçe'nin hocasına cisim atmalar, oğlunu darp et. Doğru şeyler mi bunlar yani? Birkaç tane provokatör çıkacak saha içinde, Birkaçı çıkacak saha dışında silahlarla poz verecekler. Bu olacak iş değil yani. Bunun bunu, bu, bu ancak Trabzon'a zarar verir. Trabzonspor'a zarar verir. Trabzonspor buna leke vurur yani. Şimdi bu başka bir takım için de öyle olur. O nedenle yani Fenerbahçe'nin dünkü manzaralara dair isyanı, Feveranına Futbol Federasyonu'nun ve siyasetin bir cevap vermesi lazım. Yani ya o çocuklardan birinin başına bir şey gelebilirdi. Biri bir cisimle öldürücü şekilde Allah muhafaza müdahale edebilirdi. Yani her seferinde, her üç ayda bir Türk futbolu, dünya futbolu nezdinde rezil olmak zorunda mı? Ve ne için yani? Ve ne için? E şimdi... E, bu Arabistan meselesi de Fenerbahçe'nin kucağında bırakılmak isteniyor. Yani e, Galatasaray ve Fenerbahçe Kupa maçı e, işte Arabistan'da oynansın diye karar alındı. E, ve iki kulübün camiasının talepleri oldu. O maça işte Atatürk baskılı tişörtlerle efendim evet. e, pankartlarla çıkalım diye. Suudi Arabistan buna izin vermedi. E, takımlarımız geri döndüler. Ben tutumlarının destekleyenler arasındaydım. Fakat döndüler, bütün hesabı Fenerbahçe'ye kestiler. Niçin? Niçin Fenerbahçe kesiyorsunuz bunun hesabını? Niçin Gal Galatasaray Başkanı siyasetin iktidara daha yakın, Fenerbahçe'nin başkanı ve camiası muhalif diye addedildiği için mi? Niçin Fenerbahçe bunun tek sorumlusu oluyor? Niçin Futbol Federasyonu Başkanı değil, e, yani sadece Fenerbahçe gülat oluyor ki? Burada da itirazı Anlaşılır ve Fenerbahçe camiası şimdi tabii, e, yani bütün bu başına gelenlerden ötürü, yani itiraz ediyor. Ben derhal Futbol Federasyonu'nun özellikle bu futbolda şiddetin karşısında etkili bir önlem alması gerektiğini inanıyorum. İkincisi lütfen birileri araya girsin. Trabzon ve Fenerbahçe camialarını barıştırsın. Bu bu sürdürülebilir bir durum değil. Çok acı yani daha önce kurşunlanma oldu. Evet. Efendim hatırlıyoruz. ya yani ben çocukluğumdan beri süre giren bir mesele bu ya. Yani 30 yıllık, 40 yıllık bir mesele. Ya bu kan davası olsa bu kadar uzun sürmez. Yani rica ediyorum buna Trabzonların da şu an Türkiye'de etkin politikacılar, iş adamları, ilahiyatçılar arasında bile yekünü Trabzon'dur yani. E onların bir müdahale etmesi lazım bu sürece. Fenerbahçe camiasının dolayısıyla buna yani ve tabii bununla beraber işte Nisan ayında herhalde Fenerbahçe kongre yapacak. Orada da yani Mesajlar ulaştı. Şu an bütün Türkiye bunu konuşuyor. Fenerbahçe'siz, Trabzon'suz, Galatasaray'sız, Beşiktaş'sız birlik düşünülemez. Şu an bunu verdiler ama ligden çekilmek de doğru bir karar değil. Hakan Çelik. Bunu yollar bence. Yani öyle Erdoğan'ı daha kararlı ve güçlü bir lider görüyorlar. Devletin işte yüzeyindeki ya da derindeki bütün unsurlarıyla beraber Erdoğan'ın onları hareket ettirme kabiliyeti olduğuna inanıyorlar. Bu da haksız bir düşünce değil. Yani tarihte çok az lider vardır Erdoğan gibi bir toplumu ve kitlesi ve bir toplumu 5 yıl önce çözüm sürecinin gerekliliğine inandırsın, 5 yıl sonra bu kez hendek operasyonlarına ikna etsin ve ardından işte muhaliflerin hepsini pekali ilan etmeyi başarsın. Dolayısıyla bu yani bu vasıfta bu bir liderlik kabiliyeti. onu görmek gerekir. O nedenle yani çözerse Erdoğan çözer bakışına sahip olduklarını anlıyorum. Ancak skaladıkları bir realite var. O günde Erdoğan çözüm sürecini yani siyasi güce yaslanarak ancak yürütebilmişti. Ve buna rağmen toplumda geçici süre işte toplumda var olan itirazlar o gün belki Yüksek bir sesle yankılanmamıştı ama sonradan o itirazlar o itirazları dillendirenler haklı çıktılar. O nedenle Ahmet Türk, Selahattin Demirtaş ve diğerleri biz bizim için önemli olan Kürt sorunu çöz bunu hangi siyasi muhatapla çözersek onunla çözeriz. Yaklaşımında şunu ıskalıyorlar. Ancak bir iktidarla çözebilirler. Tabii. O iktidar dün Erdoğan olduğu için ve onun liderlik kapasitesi buna el verdiği için yaptılar. Muhalif bir Erdoğan'la bunu çözemezlerdi. Ve geleceğin Türkiye'sinde kimin lider olacağını da şimdiden kestirmek güç. Erdoğan en azından anayasa çerçevesinde 2028'den sonra bir daha Türkiye e, Türkiye yönetemeyecek. Ama Kürtler gene burada, e, Türkler gene burada, e, siyasetçiler yine burada olacaklar. O nedenle Ahmet Türk e, yani Türk Kürt sorununun çözümünü kendi e, onun bizim bir başkasının yaşantısıyla sınırlamasa iyi eder. Peki